Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güçlü ve çok ucuza nasıl bir lehim duman emici yapılır onu göstereceğim. Bu lehim duman emiciyi çok basit parçalarla, bozuk bir saç kurutmadan çıkma parçalarla çok ucuza yapabilirsiniz. Ve lehim dumanlarını çok iyi bir şekilde emecektir. Bu proje için ben iki tane bozuk saç kurutma makinesinden fan çıkardım bu şekilde. Bir tane saç kurutmadan çıkan fan anahtarı, yani güç anahtarı, böyle ortadayken sadece bir fanı çalıştırıyor, en aşağıdayken iki fanı da çalıştırıyor. Bu projeyi yapmak için bir tane fan da kullanabilirsiniz. Ben burada daha iyi çeksin diye iki tane fan kullandım. Tamamen size kalmış. Biraz karton ve sıcak silikon. Güç girişi için bir jack kullandım ben burada ama siz kullanmayabilirsiniz. Direkt olarak güç kaynağını bağlayabilirsiniz kabloyla. Ve arkasında da bir araba kabin polen filtresi bulunmakta. Bu bir Fiat Egea'nın polen filtresi. Piyasada internette yaklaşık 200 lira civarında çok kolay bulabiliyorsunuz. Ama bu filtrelerin üzerinde hava akış yönü bazen yanlış yazılmış olabiliyor. Okla gösteriliyor bu hava akış yönü ve bunda bu filtrede hava akış yönü bu şekilde gösteriliyordu. Ok yukarı doğru bakıyordu. Ama buna üflediğimizde hava zorlanarak geçiyorsa ve öbür tarafa hiç geçmiyorsa o yön büyük ihtimalle hava çıkışı. Yani bu böyle olması lazım normalde. Hava akış yönünün oku. Ama yanlış yazmışlar üzerine. Buna da dikkat etmenizi öneririm projeyi yaparken. Çünkü hava akış yönüne filtrenin üzerinde dikkat etmezseniz hem fanlarınız yeteri kadar üfüremeyecektir hem de çoğu lehim dumanı fanlardan geri çıkacaktır ve bunu istemeyiz. Bu tarz projeleri internette bayağı bilgisayar fanlarıyla yapanları da gördüm ama bilgisayar fanı yetersiz kalıyor, güçlü olmuyor yeteri kadar. Her ne kadar küçük de yapsalar, işte yanına küçük delikler de açsalar ki o delikleri açtıktan sonra hiçbir manası kalmıyor. Burada filtreden geçirmeye çalışıyoruz. Biz kirli havayı temiz havaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve bu makine de çok kolay bir şekilde bu lehim dumanlarını emiyor ve temiz hava olarak arkadan atıyor. Her ne kadar bu lehim duman emicisi gayet güzel çalışsa da ben sağlığınız için özellikle kurşunlu lehim kullanıyorsanız benim gibi havalandırılmış bir ortamda lehimlemenizi öneririm. Bu uyarıları da geçtikten sonra burada iki tane fan kullanmıştık bahsettiğim gibi. Ve bu fanların önünde de iki tane fan koruması var gördüğünüz gibi. Bunları koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış, bütçenize kalmış. Ama ben burada bunları eklemek istedim. Çünkü fanların eğer yapraklarına, fan kanatlarına bir obje gelecek olursa ya da sert bir cisim gelecek olursa fanları kırabilir ve fanları kırarsa da çok gürültülü çalışmaya başlar ya da yeteri kadar üflemez. Bunları da istemiyoruz. Bunların oluşmasını da istemiyoruz. Bu fanlar standart saç kurutma fanı. DC elektrikle çalışıyor. Her ne kadar saç kurutmayı AC elektriğe bağlasak da içinde köprü diyot bulunmak. 4 tane diyottan bir direnç bobiniyle saç kurutmanın içinde 220 volt 24 volt DC'ye dönüştürülüyor. Bu motorlar 24 voltta çalışmak için yapılmış. Şu şekilde göstereyim. 24 volt yazıyor zaten. Bu fanları daha sessiz çalışsın diye 12 volt ya da daha düşük voltajlarda da kullanabilirsiniz ama fanların çok yavaş dönmemesini istiyorsanız da 12 voltun aşağısında bir voltaj kullanmanızı önermiyorum. Ben burada 19 voltluk eski bozuk bir notebook şarj aleti kullandım. Şöyle onu da göstereyim. Ve bu fanlar yaklaşık 24 volttayken 1,5 amper akım çekiyor. 19 volttayken de yaklaşık 1 amper akım tüketiyor. Ben bu fanlardan 2 tane koydum. Yani 19 voltta yaklaşık 2,5-3 amper kadar elektrik kadar akım tüketiyor bu motorlar. Burada da laptop, bozuk laptoptan kalan şarj aleti, laptopun şarj aleti. Output'ta gördüğünüz gibi 19 volt 4,7 amper, yani gayet yeterli bu proje için. Burada da saç kurutmadan çıkan şu anahtarın şematiğini verecek olursam aslında şematiğe gerek yok, çok basit bir anahtar. Buradan devrenin bir kutbunu kestikten sonra mesela devrenin artı kutbunu keseceksiniz fanlarda. Buradan artı kutbunu veriyorsunuz. Şöyle fan orta kademedeyken
Buradaki sadece bir tanesini açıyor ve bu anahtar en üst kademedeyken bu kutup iki tanesine de güç veriyor. Bu anahtarı da bu şekilde kullanabilirsiniz ki ben bu anahtarı burada kullandım. Böyle orta kademede sadece bir tanesini çalıştırıyor. En son kademede de ikisini de aynı anda çalıştırıyor. Gayet güzel. Fakat bu fanları kullanırken de güç kaynağına zarar vermemesi için şöyle bir şeye değinmemiz lazım. Bu fanlar bayağı parazit oluşturmakta, özellikle yüksek voltajlarda. Bu bir saç kurutmanın içinde çok önemli olmayabilir çünkü hassas komponentleri yok saç kurutmanın içinde. Sadece rezistans var, 2-3 direnç, 2-3 direnç diyorum, 2-3 diyot var ve rezistans var. Başka da bir şey yok. Yani parazitten zarar verecek saç kurutmanın içinde bir şey yok ama bir laptop adaptörünü ya da bir güç kaynağına bu parazitler zarar verebilir. Bu motorların çoğu motorların içinde şu şekilde iki tane mercimek kondansatörü oluyor. Ama eğer sizin saç kurutma fanının içinde bu motorlardan yoksa, bu da bir saç kurutmadan çıkma ama fan kısmı kırılmıştı. İçinde eğer mercimek kondansatörü iki tane yoksa motora paralel bir tane en azından bağlamanızı öneririm. Şimdi test edelim. Şu şekilde güç kaynağına takıyorum elektriğe. Ve buradan da takıyorum bunu. Şöyle birinci fan kademesi, yani bir tanesini çalıştıracak sadece. En son kademede de iki tanesini de aynı anda çalıştırıyor. Biraz gürültülü çalışabilir ama lehim dumanını çok güzel emiyor. O yüzden ben lehim yaparken bunu hep kullanıyorum. Şu şekilde şöyle yan tarafa koyalım ve biraz lehim eritelim. Evet, şu an havayam sıcak. Bayağı da duman çıkıyor gördüğünüz gibi. Böyle biraz lehim eritiyorum, bayağı duman çıkıyor. Bunları solumamanız lazım. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi dumanlar hemen gidiyor. Daha birinci kademede. Hemen gitmeye başlıyor bakın. Gayet güzel bir şekilde. Ve arkasından da duman çıkmıyor. Gayet temiz hava çıkıyor. Duman kokusunu almıyorsunuz yani. Ben şu an ikinci kademede de açtım. Çok güçlü bir şekilde emiyor lehim dumanına. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu projeyi sadece bir tane fanla da yapabilirsiniz ki az önce gördünüz. Sadece bu çalışırken bile, sadece bu fan çalışırken bile lehim dumanının çoğunu emiyor. Ama bunu da çalıştırdığım zaman lehim dumanı hiç kalkmıyor. Ben burada iki tane dediğim gibi fan kullandım ve 19 voltta çalıştırmanızı öneriyorum bu fanları. Çünkü 24 voltta aşırı gürültülü oluyorlar. 19 volt tam böyle. Hem çok akım tüketmiyor ama hava akışı da çok güzel. Hem çok da ses çıkarmıyor, yani aşırı ses çıkarmıyor. Tam 19 volt bu fanlar için ideal. Ama 12 voltta da kullanabilirsiniz. 19 voltluk bir güç kaynağınız yoksa 12 voltta da sorun çıkarmayacaktır. Sadece hava akışı biraz düşük olacaktır. Bugün sizlerle birlikte çok ucuza, yaklaşık 200 liraya bir lehim duman emici nasıl yapılır ondan bahsettik. Videonun açıklamasına Fiat Egea filtresi linkini büyük ihtimalle koyarım ama illaki Egea filtresi almanıza gerek yok. Herhangi bir ucuz filtre alabilirsiniz internetten. Kabin hava filtresi olması önemli. Motor filtresi alırsanız büyük ihtimalle fanlar motor filtresinden havayı geçirmeyecektir. Çünkü motor filtreleri çok daha sıkı ve bu fanlar o kadar güçlü değil. Bu fanlar o filtreden üfleyecek kadar güçlü değil. Sadece kabin hava filtresinden üfleyebilir. Herhangi bir kabin hava filtresi eğer elinizde varsa ya da eğer elinizde yoksa internetten ucuz bir kabin hava filtresi, araba kabin hava filtresi alarak da bu projeyi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben internette araştırdığımda en ucuz kabin hava filtresi Fiat Egea'nındı. 200 lira civarındaydı. Direkt aldım ve burada yapıştırdım. Gayet de güzel çalışıyor. Lehim dumanı da gayet güzel emiyor. Burada kullandığım lehim duman emicinde kullandığım filtrenin markası da Space Filter diye markası var. Eğer aynısından almak isterseniz onu da açıklamaya zaten koyacağım.
Bugün sizlerle birlikte çok ucuz, çok ucuza nasıl bir lehim duman emici yapılır ondan bahsettik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.